de seni mi arıyor? Evet abi. Ben hayatımda bu kadar beleşçi bir adam görmedim ya. Şimdi beni arıyor. Ya abi, bu çok ısrarcı. Önemli bir şey olmasın? Ne önemlisi diyor? Ne olabilir ki? Allah bilir evde ekmek bitmiştir. Gelirken getirin diyecek. Kesin abicim, kesin. Arayıp da şöyle üç tane fıstık gibi kız buldum. Gelin takılalım mı diyecek sanki bize ya. Of ya. Kimin ne kadar yaşayacağı belli mi? Bugün varız, yarın yok. Belki yarın bir çıkmayacağız. Bu işten garantisin var canım. Ay yani bu nereden çıktı şimdi bu ya? Sohbeti bile kötü yani. E kötü emme. Bunları da konuşmak lazım Meltem Hanım. Konuşmak mı lazım? He. E anlasan ya Haluk Bey. E senin için şey ediyoruz biz. Ölmeden kızının mürvetini gör diyoruz. Onun için he. Haluk Bey. Canım gözün açık gitmesin dedik. Fena mı ettik? Kötü bir niyetimiz yok. Ay nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri canım? Durup dururken niye öleyim ki? Yolcu değil miyim sen? Ağır hasta dediler. Gidici dediler. Birkaç ay kalmaz gider dediler. Kim dedi? Emine ablan dedi. Kız Emine, sen demedin mi? Şey, Meltem Hanım kusura kalmayın. Ben sizi geçen gün böyle Haluk Bey'le konuşurken duyduydum da... Nurten Hanım'a da kimseye söylemeyin dediydim ama maşallah. Ya yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun bunları? Canım hani söylüyordunuz ya, ölmeden önce yapmamız gereken 10 şey var diye. Hani şunu diyordunuz, bunu diyordunuz. Ve sen bütün bunlardan Haluk ölecek sandın, öyle mi? Ha? Öyle değil mi yani? Ay Menderes Bey, Emine bizi yanlış anlamış. İçime su serpildi be. Biz de bir korktuk, bir korktuk ki. Değil mi kadınlar? Neymiş bu işin aslı? Anlat bakayım. Hı. Buyurun Meltem Hanım. Başıma bu işleri sen açtın, sen anlat. Şimdi Nurten Hanım, ben geçen gün böyle elimi bir liste geçtim. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde, her gün yeni kurnaz.